Evet. Giriyorum. Hardware Plus hoş geldiniz. Bir süredir ara verdiğimiz dörtlü kamera kıyaslamasına çok güçlü dört akıllı telefonla devam ediyoruz. Dört güçlü dediğim aslında günümüzün fiyat performans kategorisinin en popüler cihazları, o anlamda güçlü. En çok merak edilen telefonlar. Evet. İhtimalle. Neler var? Siz zaten şu an ekranda görüyorsunuz ama Samsung Galaxy M51, hemen yanında Poco X3 NFC. Onun altında Realme 7 Pro, onun yanında da Renault 4 Lite var. Yani 3000 lira ile 4000 lira arasındaki fiyat segmentinin bugün hem en güncel hem de en popüler örnekleri, en çok tercih edilen. Arka kamerayla başladık. 4K 30 FPS kayıt yapabiliyor. 4 kameramızda birazdan ön kameraya da geçeceğiz. Kameranın arkasında Eray var. Herkes aslında şu anda Poco ile Realme'ye bakıyordu ama Dördü'de birbirine... Evet, ben çok merak ediyorum sonuçları. Çok iyi rakipler Dördü'de. Yürüyelim mi biraz? Şöyle biz yürüyelim hafiften, Eray da peşimizden gelsin. Eray, daha önce sen bu işi hiç yaptın mı? Yok abi, ilk defa yapıyorum. İlk defa Eray başladı. Eray, bir şey soracağım. Planın nasıldı? Bel üstü mü? Bel üstü derken, evet. Fermuarım açıkmış ya, fark ettin mi? Bel üstüydü. İyi, güzel. Güzel kadraj. Eray bak, şöyle şeyler yakaladığımız zaman vermeye çalışıyoruz. Böyle devinlikli görüntüler. Tamam. Keza bu taraftan bir arkadaşımız geliyor, geçtikten sonra bu tarafı da şey yapabilirsin. Burayı zaten dörtlü kamera kıyaslaması yapan arkadaşlar hatırlayacaklardır. Küçük Su Kasrı diye geçen Anadolu Hisarı'nda bizim ofise yakın olmasıyla sıkça tercih ettiğimiz bir park burası. Bugün bayağı kalabalık, hafta içi olmasına rağmen. Biz genellikle sabah daha erken saatlerde gidiyoruz. Evet, hava bir de bir tek bugün hani mevsime göre iyi. Muazzam bir geniş alanımız var arkadaşlar burada. Biraz önce kargaların sesi duyuluyordu ama kargalar dağıldılar. Keşke olsalar, cihazda ve mikrofon kalitesi açısından bize çok şey sağlıyor o tarz sesler. Evet. Bu arada biliyorsunuz ekstra zaten bir mikrofon kullanmıyoruz ve ara ara kurguda mikrofon hangisinden alınıyorsa onu ekranda görebiliyorsunuz. Şimdi biz Anadolu isimindeyiz aslında şu anda. Mesela bu rüzgarı alıyordu. Şeydeyiz, rüzgarı alıyordu. Mutlaka şundan bir tanesi rüzgarı sesini evet, duyuyordu. Evet, rüzgar var bayağı. Boğaz'ın karşı tarafında Rumeli Hisarı var. Şu karşıda uzakta Kerem'in kafasının üzerinde ikinci köprünün şeylerini görüyoruz. Eray şöyle gelsene biraz bu tarafa doğru. Bak şurada bir Türk bayrağı var uzakta. O Türk bayrağı da bizim diğer şey çekimlerimizi yaptığımız yer. Kerem hani bir parka evet, gidiyoruz evet, ya. Evet evet evet. Beykoz Korusu bayrağı diye geçmiyor muydu abi? İşte Turing diye mi? Beykoz Korusu diye mi? Ne geçiyor? Evet haklısın. Burada şu şeyleri koymuşlar Kerem bak yeni. Yani kiralık belediyenin bisikletlerinin evet, park istasyonu yapmışlar. Evet. Eray bir de senden rica etsem şöyle bir çiçeklere doğru dördüyle de bir yakınlaşıp yakın detayda hangisi daha güzel gösterecek. Yani bir çiçek olur, bir ufak bir şey olur. Ayrıca burada ortada kalmış bir tane ağacımız var Eray. Bunun altından da şöyle yapraklara doğru bir zoom yaparsan yine video kalitesi konusunda izleyenlerimize şey verecektir, fikir verecektir. Evet, bir de ondan sonra ters ışıkta Ersin abiye bir çek bakalım ters ışık performansı nasıl? Evet şöyle geçeyim ben hatta daha da tamam, evet, ters olsun diyor. Artık şey gibi güneş yani. Güneş batıyor arkamda. Güneş batarken tepelerin... Teletabilerin... attı ama devam ettiremedim. Yok yok, devamını söyleyemedim. Var mı öyle bir şey? Kaplı evet. Ha, ben bilmiyorum o zaman. Ben Teletubi nesline yetişemedim. Evet abi. Sen şey Susam Sokağı'nın son jenerasyonu. Şimdi Eray bizim bu testte biliyorsun ki bir de sallanma koşmak gerekiyor. Testi gerekiyor. O yüzden elindeki evet, cihazları ben, sıkı sıkı tutarak. Bence şu yüzlerdeki kırmızı çiçeğe kadar koş. Yani, orada o çiçeği de şöyle bir zoomla durup hani ha, şey olarak. Bir tık koşa yürürsen. Anladım anladım. Biz arkandan yavaş yavaş geliyoruz. Aynen biz ses renkler, evet. Şu an terste kalıyorsunuz ama problem değil, daha iyi. Yeter mi? Yeter. Kaç dakika görünüyor sende şu an?
Şu an 5'er dakika olmuş. E tamam, biz genelde zaten 5-5 yapıyoruz. Aynen öyle. Şimdi ön kameraları geçelim. Ters ışıkta bırakıp ön kameraya geçelim. Arkadaşlar geldik şimdi de ön kameralara. Bütün kameralarımız 1080p Full HD kayıt destekliyor. Ve ön kameralarda izlediğimiz gibi ayrı telefonlar. Arka kamera çekiminin hemen peşi sıra çekiyoruz ama hava bir anda karardı biraz. Biraz kapandı, bulut geldi abi. Bulut geldi arkada. Şeye yani yine aynı noktadayız aslında, hiçbir şey değiştirmedik. Evet, burada bir kırmızımsı çiçekle bırakmıştık. Evet, demin gösterdiğimiz çiçekler. Doğal olarak tabii ki ön kamera kaliteleri ister istemez kötü olacaktır arka kameralara göre. Ama bakalım hangisi daha iyi, hangisi daha kötü. Çete toplanıyor, bakın oradan birileri havlayınca hemen bununla takviye kuvvet olarak fotoğrafı doğru. Ne oluyor bakalım, bak asistirler, tamam Asa Eşber Kemal diyor. Burada çok güzel top oynanmaz mı yani? Oynanır tabii ki. Kerem, biz şimdi buraya geldiğimiz zaman çimlere basmayın yazıları vardı. Şimdi artık çimlere basabilirsiniz yazıları var bu parkta arkadaşlar. Beykoz Belediyesi şeyi değiştirmiş yani, stratejiyi değiştirmiş yani. Hatta biz hatırlarsınız Kerem'le birlikte bu parkın kötü kullanımı konusunda çok şikayetçiydik de. Yani insanlar bu çok fazla pislik bırakıyorlar filan diye. Londra'daki o parkın ismi neydi abi? Hyde Park. Hyde Park. Sanki orası oradayız yani şu an. Yani Hyde Park'ın yanında tabii ki burası çok küçük. E tabi evet. Lazım. Hyde Park'ın içinde onlarca böyle küçük park var. Şey olarak. Ben bu sefer temizliğini de daha iyi gördüm. Evet, evet. Ya arkadaşlar yani insanımız daha temiz bırakmak konusunda şey. Ya da daha iyi temizleniyor. Ya da evet ekip artmış, daha iyi temizleniyor. Yaklaşık 10 dakikadır buradayız. Şimdi ben benim için hiçbir pislik görmedik daha. Köpekleri sekelim herhalde. Yine koşayım mı ufaktan? Haklı. Evren şu ileride şöyle çarpmaz göstersen arkadaşlar, Kerem de biraz sağa sola çekilirse arkadaşlar görürler, bir çocuk parkı var. Biz o çocuk parkının sağında solunda çok video çektik bugüne renkleri kadar. Renkleri kullanmak için. Renkleri kullanmak için aynen öyle. Şimdi oraya gitmeyelim bence, çünkü orası çok dolu yani, insanlar da dolu. Kimseyi şey yapmayalım, rahatsız etmeyelim. Eren sen az önce tam koşamadın galiba, bir tık bir şey yapsana. Şöyle bir koşalım. Bugün seni. Şöyle bir nerede dolanıyordu? Şuraya yeni bir park yapmışlar. Park gibi bir şey yapmışlar. Park. Bu yok mu daha önce Kerem? Ben hatırlamıyorum. Ya da bilmiyorum. Gözümüzden kaçtı ya da. Birkaç spor hareketi yapar mıyız Ersin abi? Sence? Bir barfix, bir ama. Yani bir barfix. Bence bir tane bile başarılı olur şu anda yani. Barfix çok zor bir hareket ya. Ben ama hayat boyunca yapamadığım için. Valla ben de yapamadım abi, ben de yapamadım. Yani yapamadığım için zor olmaktan kendimi çıkıyor. Kendimi kaldıramıyorum yani, o ne kol kuvveti ya da sırt. Şurada da başka arkadaşlarımız video çekiyorlar. Bakın kimse onlara böyle bir tık. Evet. Yalnız burası gerçekten YouTube videosu çekmek için hava güzel olduğunda ben burayı kullanayım mesela. Gel anlat burada mis. Milletin işi açılır. Burası nasıl bir şey olmuş böyle daha çok. Bu biraz spor şeyi gibi olmuş. Aynen, oyundan evet, ziyade. Burası spor alanı gibi olmuş evet. Şunlar falan tam ne söylüyor herhalde böyle ellerle. Büyük ihtimalle. Şey yapmak için. Şundan çok güzel düşülür. Göstersene ki ben nasıl düşüyorum. Abi ben kesin düşerim ya. Ya bu o kadar böyle benim düşeceğim bir şey ki. Evet kaçır mı bunu? Yani bir daha para versek şey yapamayız. Yok ben kesin düşeceğim o yüzden. Çene üstü düşkeven bence. Yani şöyle arkaya doğru düşerim. O zaman. Düşmüşken şey. Ne kadar olmuş? Tamam bu da. Şurada notlayıp zıplayabilir misin? Şeyli değil mi? Yaparsın bence. Ayrıca atmayayım ben ya. Sen peki abi şuradan. Ben biraz önce yaptım, sen görmedin.
Bu nispeten kolay bir şey ya, bu yapılır yani. Vücut ağırlığını nasıl al kendini bu tarafa? Ver mi? Var mı? Orada bir şey yok da şunlar zor. O zaman okay. Arkadaşlar. Ön kameralarımızın şeyi de böyle maskeli çok güzel görünüyoruz Kerem bu arada, onu fark ettim. Telefonla yüzümüz görünmeyince değil mi? Aynen öyle, hep böyle çıkılırız. Koynadan sonra da böyle çıkılırmış. Ay çirkin diye bir şey olmasın, belli olmasın. Evet, çok teşekkür edelim burada tripod görevi üstlendiği için. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi biz bu videoda herhangi bir sonuç belirtmiyoruz. Siz çünkü ekranda izliyorsunuz. Biz burada sadece ekranlardan görebiliyoruz, yani telefon ekranından görebiliyoruz. Sizce hangisi en iyisiydi? Seste, görüntüde, farklı kriterlerde neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlayın bizi. Videoyu yani. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça